Ben bütün bu programlara katılanların maddi durumunun kötü olduğunu düşünüyorum. Hayır, yani işini gücünü bırakan gelen doktor bile vardı yani programımızda. Nerede, sizde mi? Evet, doktor bile vardı programda. Hemşire var. Hemşireyi anlıyorum yine de zor şartlarda ama doktor. Evet. Ne doktoruydu? Tam hatırlamıyorum ama doktordu. Yalan söylüyor olmasın? Yok, gerçekten öyle. Ne doktor olduğunu nasıl hatırlamazsın yani? Yani pek araştırmadım, bakmadım. Sadece doktor olduğunu biliyorum. Bir dakika, bir saçmalık var. Mesela Ceylan bana dese ki ben doktorum. Ben derim ki... Ne doktorusun? Yani, yani branşınız nedir derim. O kadar samimi değildik ama o yüzden. Peki o adam gitti mi, elendi mi sonra? Adam değildi ki, kızdı. Ha, kadındı ha. Evet. O kadar bilmiyormuşum. Evet. Kadındı. Peki... Kadın duruyor mu hala, o kadın? Yok, gitti, kısa süreliydi zaten. Niye geldi o zaman? Niye gitti o? Yani biz eliyoruz zaten. Ha, siz eliyorsunuz. Evet, elemeler hemen, oluyor. İnsan hemen doktoru eler mi ayol? Yani. Bir tane böyle iyi okumuş etmiş birisi gelmiş. Evet. Ha. Peki, güzel. Biraz bu röportajlardan... söylemek isterim daha da seyircimize tanıtmak için. Diyorsun ki yarışmayla gelen bu şöhreti sevdim ama bu kadar göz önünde olmak, çok sevilmek korkutuyor. Bir anda silinip gidersem diye insan korkuyor. Bunu Katarsis'e katıldığında söylemişsin. Evet. Peki şu anda nereye geldiğini düşünüyorsun da nereden silinip gideceğini düşünüyorsun? Şu an bir popülerite var. Yani her sokakta gün, falan tanınıyorsun. Tabii her gün tabii ki de başka insanlar bu ülkede ünlü oluyor. Ben de onlardan birisiyim. Ve şu an popüler dönemimdeyim. Altın dönemimdeyim diyelim. Altın dönem bu mu? Evet, şu an böyle. Ve çok hoşuma gidiyor insanların ilgisi. Sosyal medyada olsun, dışarıda olsun. Bir kazancı var mı dışarıda mesela? Öyle şeylere karışıyorlar mı yapımcılar mesela? İşte diyelim ki bir tanıtımda bulunmak, bir şeyi tanıtmak, reklam çekmek, açılışa, ona personal appearance deniliyor mesela açılışlarda. Bizde daha çok kebapçı açılışına katılmak olarak söylenir. Ama aslında uluslararası söylenişi personal appearance'dır. Yani orada bulunursunuz ve bunun için size bir bedel öderler, evet, falan filan. Var mı böyle personal appearance'ınız? Programına karışmıyor zaten. Karışmıyor. Karışmıyor. Bu çok güzel bir şey karışmaması. Ve zaten iyi niyetliler. Kazanç sağlayacağımız şeyleri yapmamıza izin veriyorlar. Reklam olsun. Dediğiniz gibi eventler falan. Her şeye izin veriyorlar. Onun dışında sadece sözleşme gereği başka projelerde yer alamıyorum. Tabii ki. Öyle. Peki. Ama sonra bu program bittiğinde başka program ömür boyu değil herhalde. Tabii ki de. Aynı zamanda. Peki diyorsun ki yine Katarsis'te söylemişsin. İyi ki katılmışsın bu Katarsis'e. O da müthiş bir program. Senin hakkında bilgi ediniyoruz. Olmak istediğim yerdeyim. Bir şeyler başardığımı düşünüyorum ve başaracağıma inanıyorum. Bu sadece benim için açılan bir kapıydı. Evet, yani bu benim için gerçekten bir dönüm noktasıydı. Ve bir başarı, evet, küçük de olsa bir adım, tanınmak, bu güzel bir şey. Bundan sonra yapacağım işler de tamamen benim üzerimde, benim elimde. Zaten göreceksiniz. Çok güzel, çok güzel. Peki, şimdi bir de kızın var. Evet. Harika. Herkes şok. 7 yaşında mı? Genelde hep bu tepkiyi alıyorum. 7 yaşında mı? Evet, 7 yaşında. Sen kaç yaşındasın? 97 doğumlu. 25 yaşındayım ben. Evet. Annem gibi aslında. Yani evet. Eskiler peki, gibi. Bu estetisyen, evet, ne demek güzel. Yani? Nerede okudun? Şimdi ben özel bir şeyden mezunum. Estetisyenlik, şöyle söyleyeyim. İşte medikal estetist değilim. Estetisyen değilim. Yani iğneli, botoks, dolgu vesaire bunları yapamıyorum. Ama cilt bakımı, lazer vesaire bunları yapabiliyorum. İlgimi çektiği için zaten estetisyen oldum. Estetiği çok sevdiğim için. Peki kayda değer bir yerden mezun değilsin galiba. Onu anlıyorum. Yok, mezunum. Ama o mezun olduğun yer ismini söyleyemiyor muyuz? Yani söylemesek daha mı iyi olur? Yani. Peki. Ve bir güzellik salonu açmak istiyorsun. Evet, aslında o zaman onu istiyordum. Şimdi artık istemiyorum. Ama şu an...
Şu an herkes güzellik salonu açıyor. Evet, çok estetisyen var. Evet, herkes var. Protest tırnak merkezi açıyor. Evet. Herkes kafe açıyor, butik açıyor. Bunlar çok sıradan. Ben şu an farklı bir iş yapmak istiyorum. Kimsenin yapmadığı. Güzel. Güzel. Kafa yoruyorum şu an ona biraz. Evet. Ama zaten gençsin. Yani bir de ne bileyim, fast food gibi tüketiliyoruz. Çok hızlı. Kızın babasıyla sormamda sakınca var mı? Beraber misin, boşandın mı? Beraber olsam o programda işimde. Bilmiyorum, belki kızın babası da bir güzellik sorum salonu bu açmak istiyor. İkiniz beraber böyle bir plan yapmışsınız. Kızın babası sana der ki sen yok git artık, biraz orada ortalığı karıştır ve sonra bizim güzellik salonumuzu beraber açalım. Ay, çok bu da kızımızın eğitim parasını buradan çıkarırız. Bu güzel senaryo aslında. Evet. Güzelmiş bu. Sevdim kafanızı. Ama ben de böyle, sizin kafanızı sevdim. Ama tamam. Boşandım tamam, canım. Boşandım. Yıllar tamam, oldu. Ha? Hira 2,5 yaşındaydı, ben boşandım. Peki, da. Peki tamam, yeter bu kadar zaten. Tamam, bütün sormak okay istediğim buydu. Bir erkekte aradığım şey yakışıklılık ve zeka. Maddiyat olmazsa olmaz tabii ki. Şimdi yalnız bir erkekte de bugün Türkiye'mizde gördüğümüz kadarıyla para olunca da yakışıklılık ve zeka olmuyor. Yani bugün Türkiye'nin yeni zenginlerinde ne yakışıklılık var ne zeka var. Maalesef. Yani böyle tipler parayı ele geçirdi. Ama siz bayağı zor bir şey istiyorsunuz. Bir erkekte aradığım şey yakışıklılık ve zeka. Adam memnun. Tabii para olmadan da olmaz. Maddiyat benim için çok önemli. Bir de ondan sonra da hemen şeye... böyle bir şeye devriliyoruz, mafyalığa devriliyoruz. Ama adam gibi adam olmalı ve beni sahiplenmeli. Şimdi yakışıklılık ve zeka olduğu zaman, bu yakışıklılık ve zeka olduğu zaman da pek adam gibi adamın demiyor adam. Yani zaten adam oluyor da adam gibi adam. Çok zor mu bir şey istemişim? Hayır yani, zor bir şey değil ama kadınlar neden ona, bunların yani, hepsini bir erkekte bulamaz mı? Bulamıyoruz. Bak çok açıkça söyleyeyim ya, bu hayaller. Bulacağıma inanıyorum. Ben inanmıyorum bulacağıma. Çünkü mesela bak bir erkekte yakışıklılık ve zeka varsa o zaman para olmuyor. Para olursa kadın diyebiliyor ki benim diyor eşim, sevgilim, adam gibi adam, bana da ben sahipleniyor. Ben şunu düşünüyorum. Yani bu çünkü yıllarca mesela bu ülkede kadınlar dövülürken kadınları döven adamların açıklamaları şu şekildeydi. Yani ben ona sahip çıkıyorum, onu koruyorum. Onu dövüyorsun ama diyor dövüyorum ama o benim, yani ben ona sahip çıkıyorum diyordu. Şimdi bu şeyi değiştirmek lazım, bu jargonu, ama zaten bunlar da yakışıklı ve zeki değildi. Ama belki kadın kendisine sahip çıkan adamı, tabii ki kendisi belki öyle yaklaşıp da onu yakışıklı sahip mı buluyor mümkün, ama zeki bulması da kadının ama zekasına göre de olabilir. Onu da söyleyeyim yani. Ama sahip çıkmakla sahiplenmek arasında ince bir çizgi i̇şte var. İşte bravo, buna geliyor. Sahiplenmek başka bir şey, sahip evet çıkmak başka bir şey. Ne fark var söyler misiniz? Sahiplenmek sevmek ve onu korumaktır. Hı-hı. Bence. Hı-hı. Bir kadını sahiplendiğinde onu korursun, ilgini onu verirsin, sevgini verirsin. Ben de tersini söylemem. Sahiplendiğinde bence. Hayır sahip çıktığını, yani ilk konuşmamızı Sahip çıktığında, evet. Yani sahiplenmek demişim ya hani ben. Hı. Bir erkek beni sahiplenmeli. Yani o kadar çok sevmeli ki beni bağrına basmalı, sevmeli, ilgilenmeli. Bunu kastettim. Tamam. Bu evet, bu hangisi? Ama sahiplenmek sizin, mi, sahip çıkmak mı? Dediğiniz şeyde vuruyor falan filan dediniz ya, sahip çıkıyorum kadın. O değil işte. İyi peki. Bu yani şöyle. Bu adam zengin olacak. Adam gibi adam olacak. Bu da bizim, yani mesela ben hiç bu bizim çok büyük bir adam sayısındaki adamı, ben de dahil, kadın gibi adam yapıyor. Ya şimdi Okan bu Bey, şunu da söylediniz öyle az değil mi önce. Maddiyatın olmasın. Hayır. Adam gibi adam olacak. Yani mesela bir adam bana, gibi ne demek ya? Adam gibi adamım dediği zaman ben o adam değil. Mesela şu şöyle. Mesela ben çok akıllıyım dediğin zaman var sende bir gerizekalılık deriz ya. Mesela erkeğim ulan ben dediği zaman da hani bir derdi var herhalde, evet, niye söylüyor şey dersin. Ben çok güçlüyüm, hepinizi döverim dediği zaman var bunda bir salaklık, bir korktuğu, birazdan bir şey dayak vardır, yiyecek evet falan vardır.
Yani bu mesela ben çok namusluyum. Yaptım bir iki namussuzluk bugüne kadar, onu kapatmayayım. Yani anladın demek değil mi? Gibi bir şeydi. Yani, her şey tezatıyla var ya. Bu evet, bir şey yani, öyle ben çok namuslu, ben çok iyi bir insanımdır. Ya niye söylüyorsun ki hepimiz değil insan, mi? Biz kötü insan mıyız yani falan. Yani evet. Mesela. En iyi adam Sibel Alaş adam. Küçük bir reklam peki. Arasıyla. Devam ediyoruz. Peki dur. Çok güzel gidiyoruz. Peki. Anladım. Yani erkeklerle, ama bu bana şey gibi geliyor ya. Yani bunu şey yapıyorsun yani, bizi de kışkırtmak için ya da herkesi kışkırtmak için böyle konuşuyorsun. Hayır. Az önce söylediğiniz şeyi de söyleyeceğim. Dediniz ya, bir erkekte zeka ve para ya da bunlar aynı anda bulunmaz diye. Bence zekasını kullanıyorsa para kazanabilir. Bence bu böyledir. Parası varsa da zekasını kullanamıyorsa o para zaten biter. İkisi aynı anda evet bulunmaz. Ama burada hep bu adam, yani siz o zaman adamlarınızı sektörel olarak sınırlıyorsunuz. Hayır, yani sizin adamlar bence hep ticaretle uğraşıyor. Hayır, bu bir zeka ve güç. Mesela adam doktorsa, şeyse, mesela mimarsa ya da diyelim ki yazarsa ya da bilim insanıysa filan, ne yapacağız? Bu hep yani ya da mesela müzisyen. Adam atomu parçalıyor ama sen diyorsun ki yani para kazanmadığı için geri zekalı filan yani. Ama siz hep ticaretten yani mesela peki, sizin peki, şey mi mesela inşaat, ticaret filan böyle şeyler mi sizin adamlar? O sektörden mi istiyorsun? Ya hayır. Hangi sektör? Mesela hangi sektörden yani, olabilir? Yani benim kafamda bir sektör yok şu an. Peki. Çok tatlı. Peki. Şöyle bir sözüm var. Bu da hoşuma gitti çok. Belki acı gelebilir ama annem beni programı izleyince tanımaya ve sevmeye başladı. Ailem beni program sayesinde daha iyi tanıdı ve daha çok sevdi. Evet. Yani ne dediler mesela? Demiş olabilirler. Bizim güçlü bir kızımız var. Akıllı bir kızımız var demiş olabilirler. Yani ailem benim bu kadar sert duruşum olduğunu ve herkese haddini bildirdiğini. Evet, güzel. Evet, yani bunları görmemişlerdi ve bir ilişkimi izlememişlerdi. Şu an hem ilişkimi izlediler hem insanlara olan davranışımı. İlişkimi izlediler dediğin programda bir ilişkin oldu değil mi sonunda? Yani tabii ki de o gördüğünüz Akbil bastım çocuk işte. Adını almayacağım yani sonuçta. Ayrıldın mı sonra? Adını almak istemiyorum. Evet. Ha, o kaç bölüm sürdü? Yani bunu söyleyemem çünkü bölümler tam yayınlanmadı şu an. Ha peki. Peki tamam. Güzel tamam. Programı patlattı. Peki. Hayır, bir şey olmadı öyle. Boş ver sen yarışmayı. Oh. Sen sadece benimle ilgili sorular sor. Peki, olur tabii ki. Canlı yayındayız. Estetiği çok seviyorum. Estetiğe karşı herkes çok önyargılı diyor. Yani günümüzde evet. Eskiden böyle değil miydi? Ya eskiden bu kadar estetik yapılmıyordu. Tıp bu kadar gelişmemişti. Ve şu an herkes, günümüzde Instagram denilen bir şey var sonuçta. Herkes orada görüyor ve örnek aldığı mankenler, modeller, güzel baby face kızlar. Onlar gibi olmak istiyor ve estetik yaptırıyor. Yani. Şunu, herkes çok önyargılı. Evet. Şunu söylemiş misin? Beni editörüm bilgilendirdi bu konuda. Galiba burun ameliyatın konusunda demişsin ki tabii ki doğal durmuyor. Ben de zaten doğal durmasın diye yaptırdım. Yani. Bu çok akıllıca bir yanıt gibi geldi bana. Sonuçta estetik yaptırıyorum ve para veriyorum ben bu burnu yaptırıyorum. Neden doğal bir görüntü isteyeyim yani ki? Yani el alemin sıradan burnu gibi duracaksa niye ben onu doğallaştırmaya çalışıyorum? Tabii ki doğallığı sevenler var ama ben estetiği seviyorum ve 200 metreden bakınca estetik olduğu anlaşılsın. Şu an tüm Türkiye'de benim burnumun estetik olduğunu biliyor. Bu benim hoşuma gidiyor. Yani eleştirenler oluyor ama... Niye eleştiriyorlar? Ya bu kadar çok kavis, hani ne cesaretle yaptı. Şöyle kavis dediğimiz yani... Kaydırak. Herkes şu an buradan kaymak istiyor. Tüm Türkiye'nin herhali bu. Herkes burnundan mı kaymak istiyor? Biliyorlar ki ben herkesi burnumdan kaydırıyorum. Bu aslında biliyorsun. Hayatını da kaydırdım, doğrudur. Evet ama bu kış olimpiyatlarında bir kategori biliyorsun. Yaz kış fark etmiyor. Yaz kış fark etmiyor. Konuşma inanılmaz bir şey bence. Yani bayağı hit şarkı çıkar bu laflardan.
Bütün Türkiye benim burnumdan kaymak istiyor. Akbiliyorlar. Ya ben de yanlış anlaşılmasın diye hemen onu bir olimpiyat kategorisi olarak söylemek zorunda kaldım. Şimdi buna da kurgu derler. Neye kurgu derler? Bu kadar çok hani. Ya.